Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından Türkiye'ye gelecek aşı ile ilgili uzun bir açıklama yaptı. Açıklamadan sonra 11 Aralık'ta aşılamanın başlayacağına dair haberler yapılsa da, gözden kaçan detay durumun öyle olmadığını ortaya koydu. Koca, Twitter paylaşımında, Türkiye'ye gelecek aşı çeşitleri ve bu aşıların nasıl, ne zaman uygulanacağına dair detayları paylaştı. Bakan Koca'nın bu açıklaması, haber kanallarında ve sosyal mecrada, flash haber olarak geçerken, aşının 11 Aralık'ta başlayacağı yönünde yanlış bir algı oluşturuldu. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasındaki ayrıntıya bakıldığında ise durumun hiç de böyle olmadığı görüldü. Bakan Koca, Türkiye'nin şu anda teminine en yakın olduğu aşı türünün inaktif aşı, Çin'in aşısı olduğunu ve sözleşme yapılan ilk kısmın 11 Aralık'tan sonra geleceğini ifade etti. Bakan Koca açıklamasının devamında ise, 11 Aralık'tan sonra gelecek aşıların tetkiklerinin ilgili birimlerde yapılacağını, tüm incelemeler tamamlandıktan sonra aşılama faaliyetinin başlayacağını ifade etti. Yani Türkiye'de aşılamanın 11 Aralık'ta başlayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Bakan Koca'nın açıklamasında da görüldü. Bakan Koca'nın açıklamasının o bölümü şöyle. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takriben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir.